Evet arkadaşlar, şimdi bugün Melik'le birlikte Elifba'nın dördüncü dersini işleyeceğiz. Şimdi Melik'ciğim, biz önceki dersimizde harekeleri öğrenmiştik. Ondan önce de harfleri öğrenmiştik. Hani harfleri tamamıyla ezberledik. Harekelerimizi de artık biliyoruz. Şimdi yavaş yavaş küçük küçük kelimeleri okuyacağız. Tamam mı? Şimdi biz hatırlatmada bulunalım. Bizim üç tane harekemiz vardı. Üstün, esre, ötre değil mi? Üstün harfin üzerine gelen bir çizgiydi. Harfe E sesi veriyordu. Esre harfin altına gelen bir çizgiydi. İ sesi veriyordu. Ötre harfin üzerine gelen küçük bir vav idi. Küçük bir vav idi ve harfe U sesini katıyordu. Şimdi biz burada üstünün geldiği kelimeleri göreceğiz. Yani her harfe üstün gelmiş. Tamam mı? Bu şekilde okumaya çalışacağız. Hepsine E sesi vermeye katmaya çalışacağız. Şimdi ben birer tane söyleyeceğim, sen tekrar edesin, tamam mı? Şimdi normalde harfimiz Elif. Sonraki harf Dal. Sonraki? Bu hangi harf? B. Harfeyi tam öğrenmeden geçersek sıkıntı yaşarız. Elif, Dal, B var. Şimdi Elif'in üzerine üstün geldiği için E sesini vereceğiz. Elif demeyeceğiz, E diyeceğiz. Dal'ın üstüne E geldiği için, üstün geldiği için Dal değil, D diyeceğiz. B'nin harekesi üstündür. O zaman E sesi katacağız. B diyeceğiz. Ne olur? E, D, B. E, D, B. D, R, E. D, R, E. Biraz sesini toparla. D, R, K. D, R, K. D, R, S. D, R, S. R, Z, Q. R, Z, Q. W, R, D. W, R, D. W, R, A. W, R, A. W, Z, N. W, Z, N. Şimdi burada ise yine aynı şekilde bütün harekeler üstündür. Sadece bir ayrı yazılışını vermiş, bir de bitiştirilmiş şeklini vermiş, tamam mı? Mesela hece hece okuyalım. K, K, T, B. Birleştirdiğimizde K, T, B. Yani birleşik hali bu şekildedir, ayrı hali bu şekilde, tamam mı? S, B, T. S, B, T. S, B, T. S, B, T. N, Z, L. N, Z, L. N, Z, L. N, Z, L. Y, D, K. Yedek. Bitiştirmiş hali yedek. H, S, D. S, D. H, S, D. S, C, D. S, C, D. Ş, R, A. Ş, R, A. Ş, R, A. F, S, D. F, S, D. N, S, R. N, S, R. N, S, R. N, S, R. A, R, D. A, R, D. A, R, D. Güzel. Şimdi burada bir de dikkat etmemiz gereken bir şey daha var. Şimdi harfler bitiştirildiği zaman, iç içe geçtiği zaman bazı harfler, mesela şuradaki nunu görüyor musunuz? Nun bu şekilde yazılıyor. Tamam. Yani kafanız karışmasın, bu hangi harf demeyin. Sadece harfler birbirine biraz, bak nun burada ayrı yazında bu şekilde, bitiştirildiğinde bu şekilde gelmiş. Tamam mı? Yani bitiştirilmiş halleri nasıl gelmiş, ona dikkat etmeniz lazım. Bak burada ne, sere ayrı yazılışında nun nasıl yazmış, bitiştirildiğinde nun nasıl yazmış, görüyor musunuz? Evet, buna dikkat etmemiz lazım. Peki, teşekkür ederiz.